Anlatın, siz benim de anlıyorsunuz. Benim kendi şeyim var. Kendi grafiğiniz var. Mi var? Peki, buyurun. Yok, kendi grafiğim değil. Yani ben birkaç gerçeği hakikaten anlaşılır kılmak için ifade etmek istiyorum. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, vicdansızlığa varan açgözlülük var ortada. Bu gıda fiyatlarındaki artışla ilgili. Bu ülkenin hakikaten kanunları var. Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi var, 238. maddesi var, 6085 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 18. maddesi var. Bu ülke muz cumhuriyeti değil, hukuk devleti. Kanunlu kitabı var, tatbik edersin. Stokçuluk var mı? Gereğini yaparsın. Fahiş fiyat var mı? Kanunlu kitabı var bu ülkenin. Bak, idari cezaları var, adli cezaları var. Bunları tatbik et ama bunlara sığınamazsın. Öyle bir şey yok. Kara göründü. Niye? Şimdi benim elimde, herkesin de veriler var. Biz de bakıyoruz. Doğru. Cem kardeşimin söylediği gibi restoranlar doluyor. Doğru. Giden var. Bu ülke yalnız 10-15 milyon değil, 84 milyon. Verir. 84 milyonda şu anda %59'u bana gelen veri. İnkarda diyebilir. Kaynağım burada ne? Bir kaynak işte. Ya bırak, senin kaynakların gibi. Ne ya? Sen de kaynaklarını ya, veriyorsun kaynak ya. Bir saniye ya. Müsaade et. Gelirimle giderim birbirini karşılamıyor diyor ya kardeşim. Ya bırak bu uyduruk şeyleri bak, ya. %20. Ben söyleyeyim, ben bilirim ben. %27'si. Kaynak ne ya? Kardeşim ya, aldığın kaynak bir yerden ya. Bir kaynak. Hukukçu adam kaynakla konuşur. Bir televizyonun kaynağı. Hayır nedir? Türkiye raporunun ismi aklıma gelmiyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Birazdan bakın. Galiba Türkiye raporunun. Söylerim yani. Bunu ben ekrandan çekmişim, getirmişim. Kaynak gösterebilirsin. Sen hukukçusun. Kardeşim, Halk TV'de verilen bir veri kardeşim. Hem de şey, arkadaşın ismi gelmiyor. Bak, arkadaşın ismi gelmiyor. Aksoy. Yok, değil. Diğer bir... Can Selçuk'un araştırması. Onun, doğru. Türkiye raporu. Tamam. Kim? Can Selçuk'un araştırması. Türkiye raporu. Can Selçuk'un, zannediyorum o. Evet, doğru. Şimdi bu arkadaş diyor ki, ya %59'u bu ülkede geliriyle giderini karşılamayan durumunda... %27'si, yani toplamda %86 gelirimle giderim ucu ucuna karşılıyor diyor. Demek ki %14'ü müreffeh, iyi durumda. Onların sayısı ne? 11 milyon 760 bin kişi. O sayı. Bu ülkenin 72 milyon 240 bin insanı hakikaten ciddi iktisadi sıkıntılar çekiyor. Niye mi? Söyleyeyim sana. Niye yalan biliyor musun? Kardeşim bir saniye dur. Çünkü ya. Bırak ya. Ya bankaların borç ödemesi sen, var ya. Onu sen Cem 1 doları 14,70 yaparken düşüneceksin. Burada halay çekmeyi biliyordun. Şimdi Hayır. Bakın, Bankalar Birliği Başkanı her ay açıklama yapıyor kim ne kadar diye. Ne kadar ödemiyor? Hemen ben size bakın. Ben devam edeyim. 20'si 30'u borcunu ödeyemiyordur. %74 ne ya? Devam edeyim. Doğru bir rakam. Doğru değil. Arkadaş. Halk Birliği kaynak olabilir mi ya? Bu ülkede Ramazan pidesini yıllara sahibi vermek istemiyorum, 10 yılı da utanıyorum çünkü. En son 2020'de, milattan önce değil ha, 2 yıl önce insanlar 2,5 liraya yerken şu anda 6 liraya yiyor. İnsanlar halk ekmek 3 liraya veriyor diye dua ediyor. Durum bu. 6 lira dediğine az geçme. Bak, gıda ben devam her yerde edeyim. Pahalı ya. Gıda her yerde pahalı. Bak, Avrupa'da da pahalı. Bak kardeşim ya, bırak biz verilerden gidiyoruz. Niye onu söylemiyorsun? Ya. Hayır, bak, veriler değil ülkede, misin? Bu ülkede değil. Nisan 2021'de dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Allah'ın toprağında yetişen biberi 16 lira. Küresel şu anda tedarik 40-45 kırıldı. Lira. %150 artış var. Allah'tan yok korkmaz, kuldan utanmaz. Bir yılda biberin fiyatında %150 artış dünyanın neresi? Ya sen kışın alıyorsun onu. Bırak Allah aşkına. Ya sen kış meyvesini alıyorsun. %200 arttı diyorsun. Vatandaş takır takır. Fahişliyat uyguluyorsa stokçuysa gereğini yap. Tüketim rekorları kırılıyor. Bitti mi? Hepsini alıyor. %18 artmış. Bir saniye. Ya kış diyorsun. Ya dünyada artı ya. Ya küre... Ya gidip Cem, bir sürü yerde müsaade, şeker kırıcı bak, biraz sonra seni konuşturmam. Bak sana yemin ediyorum. Hayır. Benim bırak verileri vermeme engel ya olma. Sen de yapıyorsun canım. Ben engel olma. Hayır değil, doğruyu söylemiyorsun. İnsanlar dalga geçiyor lahananın ya dörtte biri, karnabaharın dörtte biri diye çeyrek ya. Gibi. Ya açlık yok bu ülkede. Satıyor. Senin bırak, dediğin gibi bırak, bir şey yok. Sen Türkiye'yi öyle göstermek kardeşim. İstiyorsun. Ben gerçek, algı yapıyorsun. Kendi hayır, asla öyle değil. Asla öyle değil. Cem, lafı boğuyorsun. Lafı boğuyorsun. Sen tahammül edemiyorsun. Sen gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsun. Sen yüzleşemiyorsun.
senin Wisconsin'e gitmen lazım. Sırça keşke sen gitsen oralara. Ben halkın gidiyorum. Gerçeklerine gitsen yani. Tokat'a git, yani. Nevşehir'e git, Bitlis'e git. Seçimlerde bana göreceğiz. Git, Erzurum'a seçimlerde git. Göreceğiz. Millet hayat pahalılığından inim diyor. Ersan Şen, 2020 seçimlerine göreceğiz. Cumhurbaşkanı kabul etti, sen kabul etmiyorsun. Ben ediyorum ya, sen kim etmiyor? Hayat pahalı. Sen daha iyi biliyorsun. Ama dünyada da gerçekler var. Sana göre her şey sudanıyorsun. Hayır, Rusya Ukrayna savaşını da görmüyorsun ya. Açacak ya, ondan pahalı. Müsaade ediyor musun? Ediyorum. Ha, duymak istemiyorsan başka. Yok, biliyorum ben rakamları. Her gün saat veriyorum. Hayır. Gerçekleri anla. 74 milyon durumu kötü dersen inanmam sana. Müsaade eder misin? 74 milyon kötü dersen inanmam sana. Kötü kardeş. İyi değil. İnanmam. Asgari ücretlerin durumu kötü. Emeklerin durumu kötü. Bankalar Birliği verisini okuyabilir miyim Cem Küçük? Ben şuna devam edebilir miyim? Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre geçen yıl Ocak ayına göre bu yıl Ocak'ta bireysel kredi borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısı %245 arttı. Ya Kübra Hanım bak, bize veri bak. O veri yalan canım. Türkiye'de şu. Sana göre tek doğruyu sen biliyorsun. Borcunu ödeyemiyor. Bana onu söyleyin. %245 arttı. Ya %200 borcunu ödeyemediği bir şey var mı ya? 84 milyon, 15 milyon borcunu ödeyemiyordur ya. Devamında görürsün. Çiftçilerin bak, çiftçilerin %99'u borcunu ödüyor. Söyledim burada ya. Sakin ya. İnsanların traktörlerine haç ediyorlar. Ya yok öyle bir şey. Bakın, Bankalar Birliği Başkanı Sayın Alparslan Şakar, senden öğrendim. Biraz sonra seni konuşmayacağım. Alparslan Şakar, tarımcılar %99'u borcunu ödüyor diyerek her ay rakam yayınlıyor ya. Size yayınladınız burada. Yalan mı? Bakalım hemen onlara. Bakalım değil, doğru. Devam edeyim. Devam edeyim. Buyurun Ersin. Kardeşim bak, patlıcan 8 liradan 25 liraya gelmiş, %213 artış bir senede. Domates 5 liradan 25 liraya gelmiş, %200 artış. Patates 4 liradan 12 liraya gelmiş, koskoca Anadolu coğrafyasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Atsan yere tohumu bitecek bir ülke. Karnabahar 6 liradan 20 liraya gelmiş. Kabak 5 liradan 15 liraya gelmiş. Portakal 5 liradan mevsiminde 10 liraya gelmiş. Mandalina 5 liradan 15 lira, 20 lira fiyatları inanamıyorum. Lan bu yalan mı dedim, sordum market sahibine. Abi göndereyim diyor, bizdeki fiyat bu. Brokoli denilen, herkesin beslenmesi gereken, herkesin artık bildiği 10 liradan gelmiş 34 liraya. Salatalık 5 liradan gelmiş 20 liraya. %400'e varan artışla karşı karşıyayız. Ve ben başka bir şey söyleyeyim. Ispanak ya Allah'ın ıspanağı 5 liradan 17 liraya gelip de bir senede %240 artış olur mu? Peki Allah'tan korkmaz ya. Sizce sebebi neydi? Sebebini söylüyorum. Şeyi de söyleyin. Şimdi Türkiye'de söyleyeyim. Üretimde bir sorun yok. Fiyatlar pahalı. Sebebi neydi? Üretim yüksek. Üretim var. Fiyatlar yüksek. Benzin fiyatları, gübre fiyatları. Bugün şey yanlış var. Mecliste de biraz sonra Mazhar Bey söz alacak. Arkadaş, Avrupa Birliği'ne uygun, standartlarına uygun, hal kanununu ben çıkacaktı da engelledim mi ya? Bu ülkenin meclisi sana nerede? Bir kardeşim uyuyor mu ya? Sana bir önerim var. Bana soruyorsun ya? Sana bak, Sayın Cumhurbaşkanı talimat niye vermiyor? Sana bir önerim var bak. Sana bir önerim var. Devam edin. Seni devam alalım bak, beraber ikimiz gidelim. Avrupa'yı bir turlayalım. Kübra'nın da gelsin. Vallahi getirin bedava tanıyorum. Gezelim gel. Sana göre. Orada vatandaşları bir dinleyelim. Ne diyorlar? Kandırma ya aç bak. Yabancı gazeteleri okumuyorsun. Yaşıyorsun, gerçek gel beraber gidelim Avrupa'ya. Gel beraber gezelim. Mazhar Bey rahatsız oluyor, ilk defa programa katılıyor. Yok rahatsız olmaz. Şimdi devam ediyorum bak. Gel Avrupa'yı beraber gezelim. Var mısın? Müsaade misin beraber gezelim? Duymaya tahammül edecek misin? Ya ben biliyorum o rakamları. Her gün ben de veriyorum. Çok güzel. Biliyorsan bunu ben de biliyorum her gün o rakamları. Kardeşim bak, bunun sebebini soruyorsun. Çok güzel. Bu ülkede tarihinde ben size vereyim. 23 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın nasıyla bütün enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir diyerek başladığı süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Eylül 2021 tarihinde politika faizini %19'dan 18'e çektiğinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yıllık bazda enflasyon oranı 19,58. Yani yeni ekonomi modeli mi? Devam edin. Faizler 14 olmasaydı tıpla verilirdi. Kesme ya, tahammül et. Ya bir sözüm Mart ayı ortalama faizi 118'lerdi. Onu da söyleyeyim. Bak, onu da söyleyeyim. Zaten faizi kontrol edemiyorum. Tahammül edemiyorum. Bırak. Hayır, tamam, hayır, bitirsin faizle ilgili açıklamasını okuyayım. %19,58'de faiz bu ülke topraklarında %19'du. Tamam. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında en akı ben bilmem. TÜFE benim TÜFE'm. TÜİK de onun belirleyicisi mi? Ben TÜİK'in yalancısıyım. Enflasyon sonuç faiz sebep diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen 6 ayda %41,56 farkla şu anda TÜFE yıllık bazda 61,14'ü Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geldi. Kim getirdi kardeşim? Hatalı politika.
Bu kadar basit. Dünyanın bir etkisi yok mu ya? Aha da sebebi. Dünyanın hiç etkisi yok mu ya? Devam ediyor. Ya dünyanın hiç etkisi yok mu bunda ya? Ve şu anda siz eğer bu müdahaleyi yapmasaydınız, bugün enflasyon... Yani faiz politikasını değiştirmeseydiniz evet, diyorsunuz. Bugün enflasyon %25 olacaktı. %61,14 olmayacaktı.